Din, felsefe, bilim. Celal Şengör ve Ahmet Arslan, başlık konuları üzerinde ilginç içerikte bilgi alışverişi yapıyorlar. Bazı notları içeren kısa videoyu önce izleyelim. Ardından düşündüklerimizi paylaşacağım. Aristot bilim adamı. Aristotsuz üstünden bilim çıkmaz. Bravo. Gazeteden de bilim çıkmaz. Ay, evet, Çıkmamış çıkmamıştır. Aristoteles'ten bilim çıkar. Çünkü Aristoteles Yunan filozofları içerisinde tırnak içinde Bilimsel yöntem, bilimsel çalışma, bilimsel zihniyete en uygun bir adamdır. Evet. Şu cümle aristelesin biliyorsun. Bir duyuyu kaybeden bir dünyayı kaybeder. Evet. Oysa Platon şunu söyler. Duyular bilim veya bilgi elde etmek için bir engeldir. Şimdi duyuların <laughs> bilgi elde etmek için bir engel olduğunu söyleyen bir adamdan yani bilim çıkmaz. Doğa bilimi çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Matematik öyle. çıkar. Doğru. Ama matematik de bir bilim değildir. Doğru. Yani Lisan'da, matematik evet. bilimin dilidir. dilidir. Mistiktir şey e, Platon. İkazari de mistiktir. Mutasavvuf yani. Buna karşılık Agustinus da mistiktir. Oysa ki bizim şey Aristoteles'te mistisizminden, uzaktan, yakından bu. alakası yoktur. Hı. Eğer modern çağda e, laik düşünceye, dünyevi düşünceye, bilimsel düşünceye, bir yer açacaksanız kilisenin dünya görüşüyle, dini dünya görüşüyle bu öbür bilimsel düşünceyi bağdaştırabilecek bir çözüm bulmak zorundasınız. Bunlar birbirini karşısına koyarak bir yere gidemezsiniz. Yapamazsınız. Doğru. Yani bilim yapamazsınız. Ya işte Agustinus yanlış, Tevrat yanlış, Aristoteles doğru derseniz yürümez bu iş. Doğru. Bu telif yapacaksınız. Ya Aristoteles'in söylediği <laughs> İncil'in söylediği ve Tevrat'ın söylediği arasında çok fazla fark yok. Ama bunlar birbirine benzerler de işte biri şuradan bakar, biri buradan bakar dediğiniz zaman hem felsefeye yaşamak için bir alan açarsınız. Daha doğrusu felsefe adı altında yapılacak faaliyetlere bir şemsiye sağlarsınız. Bir meşruiyet sağlarsınız. Şimdi bizim kültürümüzde bu yok. Yok. Bizim e, kültürümüz, kültürümüz sıkıntımız. Bizim kültürümüz var yani. evet felsefeye böyle bir meşruiyet sağlamıyor. Böylece demek ki kilisenin de işte arkasından biliyorsun din savaşları var. Bu çok önemli. 200 yıl boyunca devam eden din savaşları. Din savaşları şunu göstermiştir. Bu kanaatler, dini kanaatler, vicdani kanaatler, dini inançlar uğruna toplumları birbirleriyle kendi içerisinde savaş halinde bulunmasının kimseye faydası yok. bir faydası yoktur. Faydası olmadığı gibi korkunç zarar Avrupa'yı mahvetmiş. Avrupa'yı mahvetmiş. 200 yıl. Şimdi bunlar da akıllı öğrenilmiyor. Bak şimdi aynı aynısını İslam yaşıyor. Şimdi ben söyleyeceğim siz oradan sonuçlara varacaksınız. Bunlar akıllı öğrenilmiyor. Yaşayarak öğreniliyor bunlar. Din, efe ve bilim arasındaki ilişkiler karmaşıktır ve çok yönlüdür bazı temel farklar ve benzerlikler şunlardır. Amaç ve yöntem tanımlaması şudur. Din, genellikle inançlara dayalı bir dini otoriteye dayanır ve doğaüstü ya da metafizik konuları ele alır. Dini inançlar, pratikte sorgulanmaz. Felsefe, her insan, bilgeliği ile mantıklı düşünme ve akıl yürütme süreçlerini kullanarak, genel olarak, dünya görüşlerini sorgular. Bilim ise gözlem, deney ve kanıtlara dayanarak evrendeki doğal olayları açıklamaya çalışır. Allah'ın sözlerini barındıran Kur'an, inançlı her insanın kendini ve çevresini akıl işleterek bilmesini ister, öğütler, hatta emreder. Kur'an ile bilim ve felsefe çatışmaz. Kur'an-ı Kerim ayet 49, 12'de der ki: "Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme." Var olmuş olandan ve meydana gelmiş olandan emin olmak için kanıt ve inanç meselesi önemlidir. Bilim, gözleme ve kanıtlara dayanır ve teorilerini sürekli olarak sorgular. Felsefe, mantıklı argümanlar ve düşünsel analizler üzerine kuruludur. Din ise inanca dayanır ve vahiy, mitoloji veya kutsal metinlere dayalıdır. Amaç nedir? Din insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamayı ve ahlaki rehberlik sağlamayı amaçlar. Felsefe, düşünsel soruları sorgulamayı ve insanların düşünme yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Bilim ise, doğanın işleyişini anlamayı ve teknolojik ilerlemeyi teşvik etmeyi amaçlar. Bu ilişkiler, kişiden kişiye ve kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Birçok insan bu üç alanın bir arada var olabileceğini kabul eder. Ancak her birinin farklı bir amacı ve yöntemi olduğunu unutmamak önemlidir. Rönesans dönemi ve Aydınlanma hareketi 17. ve 18. yüzyıllarda Batı toplumlarında büyük bir dönüşüm getirdi. Bu dönemlerde insanlar bilime, rasyonalizme ve bireysel özgürlüklere daha fazla vurgu yapmaya başladılar. Bu durum, din, felsefe ve bilimin daha ayrı ve bağımsız bir şekilde ele alınmaya başlandığı bir dönemi işaret eder. Aydınlanma, dinin otoritesini sorguladı ve bilimi önemli bir yer olarak kabul etti. Sonuç olarak, Batı toplumları uzlaşmacı bir yolu benimsemek konusunda zaman içinde değişiklik gösterdiler. Modern Batı toplumlarında din, felsefe ve bilim genellikle ayrı alanlar olarak kabul edilir. Ancak buradaki ilişkiler karmaşıktır ve bu alanlar hala etkileşim içindedir. Her biri, toplumun farklı yönlerini ve bireylerin dünya görüşlerini şekillendirmeye devam eder. Felsefe ve bilim konularında, batıda meydana gelmiş aydınlanmanın, Müslüman coğrafyalarda daha fazla gecikmeden ortaya çıkmasını diliyoruz. Bilgi çağındayız, umarız gerçekleşir. Ali Ara 2015 4 Kasım 2023